kapasitesi yoksa. Bravo. Gidecek ama kirliydi. Ama pisti. Şu bileziği de böyle. Sanat bileziğinde böyle kokumakta. İslam için döndük. Niye orada İslam'ı yaşamamız çok zor şartlar altındaydı, zorluklar altındaydı. Onun üzerine biz Türkiye'ye günümüze endekslemenin bir modelleşmenin nedeni. Burada bakın, ifade ettiğiniz için söylüyorum, ilkokul mezunu diyorsunuz ama... Zor okuma olmaz. Ben okursam öyle. Denk bildiğiniz gibi meteoroloji mezunu okulu gelseydim çok daha farklı bir yerde olurdu. Vesaire olaylara, işte ülkede belli bir kaos yaşandı falan filan derken tüm sektörlere muhtemelen yansımaları oldu. İşte inşaat sektörüne oldu. Çok aslında... Yani nereye çalıştığımızı, kimlere çalıştığımızı, kimlere hizmet ettiğimizi çok iyi anlamamız lazım burada. Biz çalışırsak çok yere varırız. Gerek var. Hem de çok iyi gerek var. Şu anda yani biz yetiştirdiğimiz adam, hepsini aldığımız adamlara söylüyorum. Ben kendi yaşımdaki insanlar çalışıyorum şu anda. Çıraklarımda, kalmamda bir an yapmaz. İnsanlar devam ediyor. Patronun mantığıyla değil, onu verdirene bak. Allah rızka kefilim diyor. Birilerini vesile kılıyor. Dolayısıyla vesile olduğunu hissettiriyor. Kendi hayatını yürüp, analara babalara çok iş düşüyor ama biraz analara daha çok düşüyor. Ahilliğin önemli olan kavramlarını insanlara, gençlerimize, çocuklarımıza birer milli olarak, birer hikaye anlatır gibi anlatıyor. Biliyorum. Evet. Bu da evet. Çok önemli bir vurgu olduğu için vurgulamak istiyorum. Bakın, annemiz Türk hatalar suçlarla bu konularda. Ben kendimi daha iyi ederim. Çünkü işte ben onu ifade biz bu programı Geçmişeyiz Geleceğimiz projesi kapsamında düzenledik. Ahilik kutlamaları nedeniyle Arp Nihatas Yurt Müdürlüğü olarak Serdivan ilçemizde bulunan iki iş insanı buranın yerli halkından geçmişten bugüne emekleriyle bulundukları iş yerlerini var eden iki iş insanını konuk ettik. Bunları halkımızla bir araya getirerek onlara iş deneyimlerinden, iş yaşantılarından, gelmişlerindeki, geçmişlerindeki bugünlere nasıl geldikleri hakkında bilgiler vererek buradaki halkımızı bilgilendirmek, onlara biraz geçmişte yaşanan birikimlerinden, deneyimlerinden faydalandırmak istedik. O yüzden böyle bir program gerçekleştirdik. İnşallah almışlardır ama yapmış olduğunuz işi önce Allah beğenecek, sonra kendin beğeneceksin, sonra müşterine beğeneceksin. Dürüst olacaksın, ahlaklı olacaksın. Geri kalanı zaten kendinden geliyor. Ailelikle ilgili memleketimize, vatanımıza, memleketin kalkınması için çalışmak, faydalı olmak, yapmış olduğun işi Allah'a, ilk başta Allah'ın beğenmesi, sonra kendinin beğenmesi, müşterinin hizmetine sunduğun müşteriyi beğendirmek, memlekete katkı sağlamak. Şu anda da çırak olayı tamamen bitti. En kötü olan milletin şu anda sunduğu, hep işsizlik var, işsizlik var diyorlar. Ama işsizlik aslında var, işsizlik yok. İşsizlik kavramını tanımıyorum. Şu anda sanayide her bölümde adam ihtiyacı var ama iş beğenmemezlik var. Şu anda insanların çoğu işte oturduğu yerde ya da gezerek temiz elbiselerle pis işe girmemekten çalışmak istiyor, para kazanmak istiyor. Öyle bir şey de yok, öyle bir kanun da yok. Bugün insanlarımız gelecek, sanayiye gelecek, alt şeyi alacak, mesleğini alacak ve istediği yerde iş bulur. İnşallah almışlardır analara karşı, evlatlarına karşı acımadan çocuklara sanayiye, ufak yerlere versinler, eğitsinler, arkalarında durmasınlar. İnşallah almışlardır, ne diyeyim yani. Dürüstlük, yardımlaşma, yardımseverlik bu konuda mümkün olduğu kadar. Yapacakları işleri düzgün yapmaları, zamanında kaliteli, iyi, güzel yapmaları ve çalışkan olmalarını. Çok personele ihtiyacımız var. Onun için bütün ailelerden isteğimiz çocuklarını hem bir meslek hem okumalarını, ha okuyamayanlara da meslek sahibi edinmeleri açısından genç yaşta daha sanayiye gönderip
birer meslek sahibi olmasını ve üretim konusunda ülkeye katkıda bulunmalarını öneririm. Öncelikle kendi adıma çok şey öğrendim. İki yetişkin çocuk büyüten bir anne olarak çocuklarımıza aşırı şefkat göstermenin onları hayattan kopardığını görmüş olduk. İşin mutfağından gelen insanları görünce, aslında sahadan gelen, küçüklükten iş ahlakıyla büyüyen insanları görünce biz çocuklarımıza tek bir şeye odaklanarak, yani teorik bilgilerle büyüterek, okula odaklanarak aslında onları hayattan biraz daha soyutlayarak büyüttüğümüzü fark ettim. Kendi adıma teşekkür ediyorum bugün kıymetli bilgiler için. Ama küçükten hem meslek edinme adına hem de meslek ahlakını öğrenme adına bu iş sahalarına verirsek, yani sahada yetişirse iş ahlakını da daha iyi öğreneceklerini düşünüyorum. Yaşamanın zahmetini ve sonuçta rahmetini görebileceklerini düşünüyorum. Ben teşekkür ederim.